Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Müslüman için iki büyük sevinç vardır. Birisi iftar saatini bekleme anı, birisi de cennete girme anı. Rabbimiz bütün şehitlerimizin şehadetini ve gazilerimizin fedakarlığını kabul eylesin ve onları cennetin en yüksek mertebesiyle mükafatlandırsın. Biz şehitler yurdu olan bir vatanda yaşıyoruz. Bizim en büyük gücümüz ve imkanımız, gerektiğinde inancı, vatanı ve değerleri uğruna şehit olmayı şeref sayan imanımızdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda şehit olanlara sakın ölü demeyin, onları ölü zannetmeyin. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olurlar. Sevgili Peygamberimiz, şehadetin Allah katında peygamberlikten sonra erişilebilecek en yüksek mertebe olduğunu müjdelemiştir. Şu hadisi şerifiyle Gâle Resulullah Vellezî nefsî biyedih وَدِدْتُ أَنِّي اُقَاتِلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلْ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلْ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلْ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلْ ثُمَّ اُحْيَا Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne kadar da çok isterdim bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp şehit olayım, sonra diriltileyim, sonra şehit olayım, tekrar diriltileyim, sonra şehit olup tekrar diriltileyim, daha sonra tekrar şehit olayım ve tekrar diriltileyim. Tekrarlıyor. Kardeşlerim, bugün Peygamberimizin temenni ettiği bu mertebeye ulaşan ve inşallah ahirette hepimizin imreneceği makamlara kavuşan şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.